Değerli öğrencilerim merhaba. Burada gördüğümüz tablo AYT 2009'un soru dağılımını gösteriyor. Romanla ilgili ciddi çalışmalar yürüttük. Biraz da şiir konuşalım istiyorum. Divan şiiri yorumu yapalım. Bir şiiri ele alalım. Ezbere olmayacak, şiir algınızı kuvvetlendirecek bir çalışma olacak. Kuru ezberle edebiyatta istediğiniz yere ulaşmakta zorlanabilirsiniz. Bir hamlede çok şeyi aynı anda halletmeye çalışalım. Bir divan şiiri yorumu vasıtasıyla şiir bilgisi, söz sanatı çalışması yapalım. Halk edebiyatı ve divan edebiyatının genel özelliklerine dair konuşmaya çalışalım. Birkaç şairimizi tanıyalım ve bu şiir yorumunun ardından soru çözümüne geçelim. Şiirimiz divan edebiyatından alıntı olacak. Bakın burada dörtlüklerle yazılmış nazım şekilleri var. Tuyular, rübailer, şarkılar. Sağ taraftaysa beyitlerle yazılan nazım şekilleri var. Nazım şekli şekille ilgilidir. Onların şekillerini şöyle bir uzaktan görün. Tek dörtlükten oluşanlar, çok dörtlükten oluşanlar, beyitlerle yazılanlar. Beyitlerle yazılanların uzunluklarına dikkat kesilmenizi istiyorum. Bakın, kimileri o kadar uzun ki aşağı doğru uzayıp gidiyor. İşte bu kadar uzayıp giden şiir türü mesnevi arkadaşlar. Aruz'un kısa kalıplarıyla yazıldığına dikkat edin. Bakın şunlar ne kadar uzun. Halbuki mesnevi ne kadar kısa. İranlılardan alınan ve olayları anlatan mesneviler sınırsız uzunluktadır. Sağındaki şiir ise bir kaside. Kaside bölümlerden oluşur. Her bölümü farklı renkle yaptım. Bakın çok seçilmiyor olabilir. Biraz yaklaşayım. Gördüğünüz gibi şiirin en sonu burası. Yazar kendinden bahsetmiş. Fahriye yapmış. Son bölümde ise dua ile şiiri bitirmiş. Evet, kaside bölümlerden oluşur. Nispeten uzun diyebiliriz buna. Bakın bir gazel koydum buraya. Gazel ne kadar küçük. Eskiden gazeller kasidelerin içerisinde bir bölümken sonradan bağımsızlıklarını elde ediyorlar ve divan şiirinin en popüler, en çok beğenilen şiir türlerinden biri oluyorlar. Burada Fuzuli'nin bir gazeli mevcut. Fuzuli divan şiirinin 16. yüzyıla damgasını vurmuş Bağdatlı Azeri kökenli şairi tasavvuf konusunu işler fakat ben onun tasavvufla ilgili aşkından değil Nedim'in maddi aşkından bahsettiği bir şiir tercih ettim. Buyurun. Bu şiirin Nedim'e ait olduğunu anlamanız mümkün. Bakın şiirin sonunda yazarlar mahlaslarını kullanır. Nedim Taç Beyit'te kendi adını zikretmiş. Mahlas Beyti de denir buna. Makta Beyti de denir. Arkadaşlar şiiri önce ahenk yönünden inceleyelim. Divan edebiyatı nazirecilik üzerine kuruludur. Herkes aynı konularda daha iyi şiir yazmak için birbiriyle mücadele eder. Daha iyi olmanın yoluysa daha kaliteli söz sanatları yapmak, daha ahenkli bir şiir ortaya koymaktır. Burada gördüğünüz gazel aruz ölçüsüyle yazılmış. Kısaca ahengin en kuvvetli olduğu ölçü birimi olan aruzdan size bahsetmek isterim. Arkadaşlar şapkayla ya da sessiz harfle bitenlere uzun çizgi koymuşuz. Sesli harfle bitenlere nokta koymuşuz. Bakın şiire geçiyorum. Sessiz harfle bitenlere uzun çizgi, sesli harfle bitenlere şapka koyuyorum. Yani heceleri tek tek inceliyorum. Uzunluk ve kısalıklarına bu işaretleri koyuyorum. Bakın dikkat ederseniz üst hece ile alt hece nasıl uyumlu? Yani kapalıysa kapalı, açıksa açık, kapalıysa kapalı, açıksa açık gibi. Aynı şey şiirin bütün beyitlerinde söz konusu. Ve bu şiir aruz kalıbına uygun olarak ahenkli bir dille okunmalıdır. Aruz kalıbımız şöyle. Fa-ilatün, 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 fa-ilün. Haddeden geçmiş nezaket yağlı bal olmuş sana. Mey süzülmüş şişeden ruhsarı ağl olmuş sana. Buyu gül takdir olunmuş nazın işlenmiş ucu. Biri olmuş huy biri destimal olmuş sana. Sihri efsuniyle dolmuş dur derunun ey kalem. Zülfü Harut'un demek mümkün ki nal olmuş sana. Gördüğünüz gibi şiir okunurken kalıba uygun, son derece melodik, ahenkli bir şekilde okunuyor. Divan edebiyatının ahenge verdiği önemi görebileceğimiz ilk nokta burası. Şiirde ahengin olduğunu anlamanın ikinci yolu da kafiye şeması, uyak şemasını gözden geçirmek. Bakın şiir ilk beyit kendi arasında kafiyeli yani a a olmuş sana, olmuş sanalar her
beytin sonunda tekrar ediliyor. Olmuş sana, olmuş sana, olmuş sana, olmuş sana, olmuş sana. Bunlar redif. Şapka, A ve L toplam 3 sesten oluşur. Şapkayı da ses kabul ediyoruz. Bakın zengin uyak var. Dikkat edin, bütün dizelerde A'l sesleri tekrar edilmiş. O halde şiirin tamamında zengin uyak var demek oluyor. Divan edebiyatının süse verdiği önemi gösteren önemli bir unsur da zengin uyak kullanıyor olmaları. Halbuki halk edebiyatı süse bu kadar önem vermiyor ve yarım uyağı dahi başarı kabul ediyordu. Güzel şiir için yarışa giren divan şairleri ise zengin uyağı dahi yeterli kabul etmiyor. Zaman zaman şiirin ortasına da uyaklar koymayı tercih ediyorlar. Evet, böylelikle uyak çalışması da yaptık. Arkadaşlar, olmuş sanalar sözcük halindeki redif. Ardından ek halindeki redif arıyorum. Bakıyorum ek halindeki redif yok. Rediflerle ilgili işim bitince, redifleri tespit edince uyakları isimlendirmek çok kolay. Geriye kaç ses kalmış ona bakıyorum. Bakın L, A ve şapka toplam 3 ses kaldığı için de bu şiirde zengin uyak var diyorum. Evet, ahenk yönünden inceledik. Şimdi yapı yönünden inceleyelim. Bu şiir 8 ayrı beyitten oluşur. Divan şiirinde beyitle yazılan nazım şekilleri kasideler, gazeller, müstezatlar, kıtalar ve mesneviler. Mesneviler İran'dan gelmiş ve hikaye anlatımına yarayan bir nazım şekli. Arzun kısa kalıplarıyla yazılır. Kaside birini övmek ya da yermek için yazılırdı. Onun içerisinde Tegazül diye yazarın şov yaptığı bir bölüm vardı. O Tegazül daha sonra bağımsızlığını ilan etti. Gazelin uçlarına ziyadeler eklendi ve adı müstezata dönüştü. Gazelin ilk beyti, son beyti atıldı, ortadan iki beyit alındı ve buna da kıt'a denildi. Özeti bu. Burada gördüğünüz bir gazel. Gazelin ilk beytine matla, yani gazeller mat başlar, son beytine makta denir. Son beytte yazarın adı geçer. En güzel beytine beytül gazel denir. Gazeller aşk, şarap, kadın, felsefe, din, tasavvuf gibi konuların işlendiği lirik şiir türüdür. Halk edebiyatındaki karşılığı lirizm yönüyle koşma olabilir. Gazelin özelliklerini yandan okuyabilirsiniz arkadaşlar. Gazeller 5 ila 15 beyitten oluşurdu. Yani 5'ten az, 15'ten fazla olmaması lazım. Bu şiir ise 8 beyitten oluşmuş. Yani olması gereken uzunlukta. Gazeller A, A, X, A diye kafiyelenirdi. Evet, aynen öyle. A, A, B, A, C, A, D, A şeklinde de söyleyebiliriz buna. Gazeller aşk, ayrılık, hasret, şarap, kadın, tasavvuf gibi konuları işler. Hemen onu incelemeye başlıyoruz. Haddeden geçmiş nezaket yağlı bağl olmuş sana. Ey sevgili, altınların işlendiği bir alet vardır arkadaşlar. Adı haddedir. Sevgilinin nezaket denilen özelliği haddelerden geçmiş ve onun özellikleri olmuş. Mey süzülmüş şişeden, şarap şişeden süzülmüş, damıtılmış, ruhsar ağal olmuş. Mey şişeden süzülerek senin yanağının allığı olmuş. Bu uyu gül takdir olunmuş, nazın işlenmiş ucu. Biri olmuş huy, biri destimal olmuş sana. Lef-ü neşr gayr-ı müretteb var burada arkadaşlar. Lef-ü neşr, laf ve açıklaması demek. Bakın, lef-ü neşr, laf burada söyleniyor, açıklaması burada yapılıyor. Bu uyu gül, gül kokusu demektir. Gül kokusu, elinin kokusu olmuş, nazın ucu işlenmiş, o da senin huyun olmuş. Çapraz bir şekilde yukarıda söylenen şeylerin cevabı aşağıda verilmiş. Divan edebiyatında kalıplaşmış sözlere mazmun denir. Bakın, sevgilinin nazlı olması bir mazmundur. Ve sevgililerde naz istendik bir özelliktir. Hele ki o naz işlenmiş, güzelleştirilmiş bir naz olarak tarif edilince tadından yenmez. Dördüncü beyte geçeyim arkadaşlar. Şöyle girt olmuş frengistan birikmiş bir yere... Ey sevgili, gayrimüslimlerin hepsi bir yere toplanmış, sonra gelmişler, guşe-i ebrunda, yanağının kenarında bir ben olmuşlar. Kafirlerin rengi siyahtır. Bütün siyahlıklar birleşmiş, senin yanağının kenarına gelmişler. Kafirler insanı dinden çıkartır. Tıpkı senin yanağının kenarındaki ben gibi, siyah benlerin de insanı dinden çıkartır. Ol but itersa sana mey nuş eder misin demiş. O baştan alıcı sevgili sana şarap içer misin demiş. Aman ya Rabbim el aman.
Ne kadar müşkil, ne kadar zor bir soru sormuş sana. Gazellerin en güzel beytine Beytül Gazel denir. Sevgili bana şarap içmeyi teklif etti. Aman Allah'ım, bu nasıl bir teklif? Bir tarafta dinden çıkmak var, diğer tarafta sevgiliye hayır demek var. Şair düştüğü müşkül durumu, sevgiliye hayır demenin zorluğunu, sevgilinin baştan alıcılığını bu şekilde zirveye çıkartıyor. Fakat burada bırakmıyor. Bu kez gönlüyle konuşuyor. Ve diyor ki, sen hangi şaraptan içtin de bu kadar sarhoş oldun? Hayır hayır, sen şarap içerek bu kadar sarhoş olamazsın. Belli ki sen birinin hayranısın diyor. Kimin hayranısın? Kim seni böyle sarhoş etti? Kendin aldırdığın gönül ne oldu, ne hal olmuş sana? Kendinden geçmişsin, aklını kaybetmişsin. Ne oldu, neler oldu sana? Seni hiç böyle görmemiştim diyor gönlüne şair. Yedinci beyit de aslında Beytül Gazel olmaya aday. Leblerimle mecruh olur dendanı suyunu Buse'den. Değil seni öpmek, senin yanında Buse, yani öpücük desem senin dudakların paramparça olur. O kadar hassassın, o kadar narinsin, o kadar el değmemişsin. Seni öpmek bir yana, senin yanında öpücük sözcüğünü anmak, düşünmek dahi seni yaralar, seni paramparça eder diyerek sevgilinin ulaşılmazlığını, el değmemişliğini yüceltir şair. Son beyitte ise yazar şunu söylüyor. Yok bu şehir içre senin vasfettiğin Dilber Nedim. Nedim, sabahtan beri birini vasfediyorsun ama bu şehirde böyle bir Dilber yok. Bir peri suret görülmüş, bir hayal olmuş sana. Sen bir hayal görmüşsün, bir peri gördüğünü zannediyorsun. Bir taraftan da sevgilisinin peri kadar güzel olduğunu anlatıyor. Bir taraftansa yok canım, bu kadar güzel bir şey olamaz diyor ve anlattığı şeyin bir hayal olduğunu söylüyor. Divan edebiyatında soyut konular işlenir. Hayali şeyler işlenir. İşte bunun da delili, bakın Nedim ne güzel anlattığı şeylerin bir hayal olduğunu bizimle paylaşmış. Ağır bir dil kullanılır divan edebiyatında. Bol bol yabancı sözcüklerle örülmüş bir dil kullanılır. Nedim mahallileşme akımından etkilendiği için diğer divan şairlerine göre sade bir dil kullanmıştır. Ve onun belki en sade şiiri budur. Bu şiiri dahi Arapça, Farsça ve Türkçe bilmeyen birinin anlaması mümkün değil. O halde şunu söylemek mümkün. Divan şiiri yüksek zümreye hitap eder. Yani okumuş, kültürlü, birden çok dil bilen, 3 dil, 4 dil bilen bir insanın anlayabileceği bir şiir dilidir divan şiiri. O yüzden yüksek zümre edebiyatı, o yüzden zenginlere hitap eder diyoruz. Halkın anlamayacağı, halktan kopuk bir şiir geleneği diyoruz. Okumuş insanlar söz sanatını bulmakta da zorlanmaz. O yüzden bol bol söz sanatı, bol bol şairanelik süslü bir dil kullanılır diyoruz divan edebiyatına. Evet, divan edebiyatında bol bol mazmun kullanılır. Yani kalıplaşmış sözlere mazmun diyoruz. Gazellerde anlam beyitte başlar, beyitte biter. Yani birinci beyitte sevgilinin yanağının güzelliğinden, sonraki beyitte sevgilinin elinin güzel kokusundan, bir sonrakinde sevgilinin büyülü olduğundan, bir sonrakinde sevgilinin beninin baştan alıcı olduğundan bahsediyor. Yani her beyit bambaşka bir konudan bahsediyor ve bir sonraki beyite taşmıyor. Biz buna beyit güzelliği diyoruz, beyit bütünlüğü diyoruz. Konu bütünlüğünden ziyade beyit bütünlüğü, anlam beyitte başlar, beyitte biter diyoruz arkadaşlar. Eğer gazelin bütün beyitlerinde aynı konu işleniyorsa buna yek ahenk denir. Bütün beyitleri aynı güzelliğe sahipse buna yek avaz denir. En güzel beytine Beytül Gazel denir. Evet, sorulara başlayabiliriz. Teste başlamadan önce ekrana yansıttığım divan edebiyatı ile ilgili bu bilgileri üşenmeden tane tane okumalısınız. Videoyu durdurun ve okuyun lütfen. Konuştuklarımızdan hareketle soru çözmeye çalışalım. Aşağıdakilerden hangisi kasidenin matla beytidir? Arkadaşlar, gazelin de kasidenin de ilk beyti matlıdır. İlk beytimiz nasıl kafiyelenirdi? Evet, söylediğinizi duyar gibiyim. AA şeklinde kafiyelenirdi. Bakın, AA şeklinde kafiyelenen tek beyit hangisi? Tabii ki E. Etmediler, söyletmediler. AA şeklinde kafiyelenmiş. O yüzden cevabımız Edirne. Edebiyatımızdaki terim anlamı bir şeyin özelliklerini çağrıştırarak kelime grupları içinde gizlemektir. Kelime anlamı ise anlam kavramdır. İslamiyet öncesi Türk şiirinde birkaç tane olan bu kavramlar divan edebiyatında fazlalaşmıştır. Örneğin sevgilinin ağzı için ağabey hayat, gonca, şarap ve lal sözleri kullanılmıştır. Söz edilen kavram hangisidir? Arkadaşlar, mazmun.
divan edebiyatında kalıplaşmış sözlere mazmun denir. Hadi bir de ahenk sorusu çözelim. Bu dörtlüğün uyak örgüsü aşağıdakilerden hangisidir? Aynı şekilde biten dizelere aynı harfleri vermek bizim için yeterli. A, B, A, B ve cevap çapraz uyak. Evet, aradığımız sorulardan birisi burada. Aşağıdakilerden hangisi divan edebiyatının özelliklerinden biri değildir? Yabancı sözcüklerle yüklü, ağır ve süslü bir dil kullanılmıştır. Evet, beyit güzelliği yerine konu bütünlüğü esas alınmıştır. Hayır, konu bütünlüğü değil, beyit güzelliği esas alınmıştır. O yüzden cevabımız Bursa. Halktan kopuk, yüksek zümreye yönelik bir edebiyattır. Kesinlikle. Gazel, kaside, mesnevi gibi Arap ve Fars edebiyatı nazım biçimleri kullanılmıştır. Evet, Türklerin kattığı nazım biçimleri de var. Onu söylememiş ama buradaki ifade kesinlikle doğru. Şairler şiirlerinde takmaat, yani mahlas kullanmışlardır. Baki, Nabi, Nedim, Fuzuli, bunların hepsi mahlas isimler, gerçek isimleri değil. Aşağıda verilen nazım şekillerinden hangisi beyitlerle yazılır? Ne demiştik? Mesnevi, kaside, gazel, kıt'a, bir de müstezat vardı. Bakalım şıklardan buraya koymuşlar. Tamamı beyitlerle yazılan şık C. Divan şairlerinin büyük bir bölümünün şiirlerinde kullandığı takmaat aşağıdakilerden hangisidir? Mahlas, divan şiirindeki şairlerin isimleridir. Divan edebiyatı ile ilgili aşağıdaki genel yargılardan hangisi bu beyit için söylenemez? Divan edebiyatı ile ilgili aşağıdaki genel yargılardan hangisi bu beyit için söylenemez? Gül gül dedi bülbül güle, gül gülmedi gitti. Bülbül güle gül bülbüle yar olmadı gitti. Aliterasyon ve asonans söz sanatları, yani sesli ve sessiz harflerin sık tekrarıyla aynı zamanda tekrir, yani aynı sözlerin tekrar edilmesiyle yapılan muhteşem bir şiir. Şiirde gittiler redif durumunda, sözcük halindeki redif, önce redifi arıyoruz en sonunda, unutmayalım. Diler geçmiş zaman eki, yani ek halindeki redif. M'ler olumsuzluk eki, M ve ma eş görevli ek olduğu için bu da redif. Geriye kalan L sesleri ise yarım uyak teşkil ediyorlar. Buna göre şıklarımıza bakalım. Duygu ve düşünceler mazmunlarla anlatılmıştır. Arkadaşlar, kalıplaşmış sözlere mazmun denir. Bülbülün güle aşık olması, gülünse naz etmesi bir divan mazmunudur. O yüzden burada mazmun kullanılmıştır. Yabancı sözcüklerle yüklü ağır bir dil kullanılmıştır. Arkadaşlar, anlamını bilmediğiniz sözcük var mı? Yok. Divan edebiyatında böyle bir özellik var ama bu şiirde ağır bir dil kullanılmamış. Cevabımız bu. Aruz ölçüsü ve beyit nazım birimi kullanılmış. Beyit iki dizeden oluşan şiirlerdi. Evet, iki dizeden oluştuğuna göre bu bir beyit. Peki aruz ölçüsü var mı? Dikkat edin, aruz ölçüsünü sessiz harfle bitenlerin altına uzun çizgi çekerek, sesli harfle bitenlerin altına nokta koyarak yapıyorduk. Bakın, uzun çizgi, uzun çizgi, nokta, nokta. Çünkü sesliyle bitmiş, sesli, sesli, sesliyle bitmiş bir uyum var. İşte açıklık kapalılık uyumuna biz aruz ölçüsü diyorduk. Burada aruz ölçüsü var, burada beyit var. Toplumsal konulara değinilmez diyor. Buradaki konu bülbülle gülün aşkı, toplumsal bir konu değil. Bu da doğru. Şiirde ahenk rediflerle, uyaklarla sağlanmış. Aynen öyle. Bakın, redifi bulduk, uyakları bulduk. Aynı zamanda aliterasyon, asonans ve kelime tekrarıyla da ahenk sağlanmış. Onları da söyleyebilirdi. Fakat bu bilgi de doğru bir bilgi. Cevabımız Bursa. Divan edebiyatının edebiyatımıza kattığı kavramları anlamak açısından güzel bir soru. Aşağıdakilerden hangisi Türk şiirinde İslamiyet öncesi dönemde de vardı? Beyit nazım birimi divan edebiyatıyla girmiştir. Arap ve Fars sözcükler de divan edebiyatıyla girmiştir. Aruz ölçüsü de öyle. İlahi, gazel, mesnevi gibi nazım şekilleri de divan edebiyatıyla girmiştir. Halbuki kafiye ve redif Alp Ertunga Sagusunda dahi mevcuttu. Yani İsa'dan önce 3. ve 4. yüzyılda yazılmış ve elimizde bulunan şiirlerde dahi kafiye ve redif vardı. Halbuki diğer kavramların tamamı divan edebiyatıyla ve Arap-İran kültürünün etkisiyle edebiyatımıza girmiştir. Cevabımız E. Değerli öğrencilerim, 600 yıl boyunca devam eden divan şiiri elbette 20 dakikalık bir derse sığdırılamaz. Hakkında söylenecek çok şey var. Araştırmalarınızı devam ettirmeli, şiir türleri inceleyerek bilginizi pekiştirmelisiniz. Videonun faydalı olmasını umuyor, sizlere iyi çalışmalar diliyorum.